Selam sevgili dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ilk defa Seven Days to Die oyunun ilk bölümüyle karşınızda olacağım. Bu oyunun yeni içerikleriyle hep beraber yeni bir maceraya atılacağız inşallah. Aynı zamanda bu da benim ilk Türkçe oyunum olacak. Çünkü Almanya'da yaşadığım için bir de bu oyunun Almanca videoları mevcut. Almanca bilen, Almancasına güvenen varsa diğer videolarımı Almanca da izleyebilirler. Öncelikle kendimden biraz bahsedeyim. İşte kanalımdan da anlaşıldığı gibi ismim Bülent. Almanya'da yaşıyorum. Bu oyunu yaklaşık işte çıktığımdan beri oynuyorum. Fakat 3 senedir oyuna ailevi sebeplerden dolayı biraz uzak kaldım. Ama şu aralar tekrar başladım ve edineceğim ve edinmek istediğim tecrübeleri sizinle de paylaşmak istiyorum. Oyunu bilenler zaten biliyor. Bilmeyenler için de zaten oyun içinde anlatmaya çalışacağım. Tabii ki benim için biraz zor olacak. Çünkü Türkçe maalesef biz her gün burada kullanmadığımızdan dolayı akıcı olmayacaktır. O yüzden sürçülisan olursa affedin. Ve buyurun gelin maceramız burada sizinle birlikte başlasın. Evet, gün 1 saat 7. Bir yerlerde kalktık işte. Ne olduğundan haberimiz yok. Herhalde çıplağız. Evet. Hem de hobi için çıplak. Bir tek külotla bırakmışlar bizi buralara. Şimdi görevimiz, tabii birkaç görevler veriyor. Oyunu kendisi veriyor bu görevleri. Yani en azından basit şeyleri öğrenmek için. İşte yağmalayacağız, maden falan toplayacağız. Tüy, ok, mok falan bir şeyler yapacağız. Kendimize ev bulacağız. İşte survival yani. Yaşamaya devam edeceğiz. Yani benim için en büyük özelliklerden bir tanesi oyunda ölmemek. Zaten oyunda ölürsem herhalde bu videom da orada bitecek. Yani şöyle bir özelliğim var. Çok realist olduğum için öldükten yani ölürsem oyun benim için bitmiş oluyor. Bilmiyorum niye hiç zevk falan kaçıyor yani onun için söylüyorum. Elimden geldiği kadar. Yani bu tabii başka bir heyecan veriyor böyle olursa. Gerçekten gerçek hayattaki gibi dikkat ediyorsunuz. Yani her attığınız adıma dikkat ediyorsunuz. Ne bu? Dürülü. Bana kalsa ot. Ama ben dürülü olduğunu bilmiyordum ve Türkçenin yani dürülü kelimesini bile bilmiyorum açıkçası. Şimdi ilk defa burada görüyorum. İşte bu dürüleri topluyoruz ve yatak yapıyoruz şimdi. Bunlar işte bazı görevler var. Belli görevlerden sonra bize şeyi gösteriyor. Ne diyorlar ona? O ticaret yapan. Biraz sonra yazar orada. Ben size söylerim. Dediğim gibi. Önce bir Türkçesini öğrenmem lazım. Bana biraz şans verin. Zaman verin. İnşallah birkaç yani diziden sonra birkaç videodan sonra öyle söyleyeyim. Yani Türkçem bayağı bir iyi olur. Hem de sizin sayenizde de böylece Türkçeyi her gün daha çok konuşuyor olmuş olurum inşallah. Peki. Ne bu? Ne diyorlar buna? Dürülü yatak diyorlar. Tamam. Dürülü yatağımızı sermemiz gerekiyor. Ser. İkinci görevimiz Akdeniz. Hayır. Taş balta üretiyor. Peki. Taş balta üretmek için bize küçük taş biriktir diyor. Evet. Küçük taşlarımızı da bir arayalım. Bunlar gerçekten zor görünüyor. İyi bakmak lazım. Aslında bu ev iyi geldi ha. Yani şehre uzak, yani bir şey yok yakınlarda ama gerçekten hoşuma gitti. Yani sade uzaklarda aslında bu evi kendi evim yapabilirim yani. Vallahi herhalde öyle de yapacağım. Peki bakalım ne var ne yok evde. Ama bir dakika hiç malzemem yok. O şey okum yok falan. Onları bir yapmam lazım önce.
Taşlarımızı bir bulalım. Önce bir baltamızı yapalım. Taş baltamızı. Yani bir tane taş olmaz mı usta? Bir tane daha bulduk. Ana taş baltamızı da şimdi yapabiliyoruz. Üretebiliyoruz. Evet. Taş baltamız da bitti. Su falan hepsini çantamıza koyalım. Bu ön tarafı boş bırakalım. Çünkü buraya devamlı yeni aletler, zerdevatlar, erdevatlar mı diyorlar? Onlar da gelecek. Evet, şimdiki görevimiz ne? Bitki lifinden pantolon üret, bitki lifinden gömlek üret. Peki, onu da yapalım. Üretelim. Çıplak dolaşmak iyi değil. Kolu var, komşu var. Ayıp olur. Önce bir giyinelim. Kendimize bir çeki düzen verelim. Üretiyoruz. Bunu da ürettik. Biz çok üretkeniz. Böyle fırsat varken taşımızı da alalım. Yani epeyce bir dolduralım çünkü biraz sonra ok yapmam gerekecek. Onun için, hatta ok yapmam için ne diyorlar ona? Tüy mü? Türkçesi tüyse tüyden bulmam lazım. Bitireyim. 30 oldu. 31. Evet, şimdi yaptığım, ürettiğim giysileri giyiyorum ve bu görevi de bitirmiş oluyorum. Tahta sopa üretiyor. Peki, tahta biriktirmemiz lazım. Yok, bu ağaç kesmeyin. Bu benim evimin önünde kalsın. Ambiyans bozulmasın. Kemal Sunal dediği gibi suyun esansı eksik. Bu ağaç da oradan giderse biraz çıplak kalır. Onun için ağacı bırakıyorum. Herhalde yeterince odun topladım. Ağacı devirmeme gerek yok. Tahta sopamızı da yapalım. Bunu da bu arada onaralım. Burada bir tusta. Süper. Neymiş? Dur bak. Bir dakika bakayım. Kuş tüyü. Aa, bilmişim. Tamam, tüymüş. Kuş tüyü. Peki. Kuş tüyümüz de hazır. Şimdi ne yapmam lazım? İlkel yay yapmam lazım. İlkel yay. Bu taş ok. Peki sana üretebiliyoruz. Peki. Evet. Biraz daha fazla tüy bulmam lazım. Çünkü ben oyunu gerçekten zor oynuyorum. Savaşçı olarak oynuyorum. Yani çok da zor değil ama işte. Ama normal de değil yani. Onun için burada her yaptığınız bir okun yani sizi kurtarabilme potansiyeli çok yüksek. Onun için elinizden geldiği kadar yani dikkat edin. Eğer oyun oynarsanız yani her zaman silahlarınızı bir yere girmeden önce onarın. Yani bozuk bir yere girmeyin. İşte silahınız varsa bakın yani şarjörüne, kurşunla dolu mu? Yani bazen öyle durumlar oluyor ki zombi önünüzde duruyor. Ateş edeceksin. İçine kurşun koymayı unutmuşsun. Abi sen doldurana kadar zombi sana geçiriyor. Yani öyle şeylerden kaçınmak için yani oyunu gerçekten çok dikkatli oynamanız gerekiyor. Yani benden size tavsiye. Bazen hani böyle hep aceleyle değil de biraz sabırla bir de hazırlıkla. Yani hazırlıklı olun. Sadece bir abi nasihatı, tavsiyesi diyelim. Tabii herkes kendi daha iyi bilir nasıl oynayacağını. Şöyle söyleyeyim, ben oyunu hiçbir yerde seyretmedim. Yani kimin oynadığını işte bilmiyorum. Yani Türkiye'de kim oynuyor şey yapmıyor. Ben sadece aklıma bir fikir olarak geldi. Hem kendim için iyi olur diye düşündüm. Çünkü Türkçem biraz kötü olduğu için hatta hani akıcı konuşamadığım için yani böyle bir YouTube kanal yapıp da bu oyunu zaten zevkle oynadığım için hem Türkçemi geliştirmiş olurum. Hem de benim için yeni bir tecrübe olur. Aha bak burada kuş tüyü varmış. Hem de bilmediğim kelimeleri de böylece öğrenmiş olurum. Ya bu iyiymiş ya taş balyoz.
Kalite 4. Onu biliyorum, kalitesini biliyorum. Vallahi bak bu çok iyi geldi. Süper. Yani en azından sadece bu balyozla şu eve girmeme bir imkan doğdu. Onu da hemen o imkana çevirelim. Ama yavaş yavaş zombiler de gelmeye başladı. Dikkat etmem lazım. Dediğim gibi öldüm mü oyun benim için de zaten bitiyor. Aha vallahi geliyor. Nasıl yapacağız? Abi, önce bir sopayla vuralım. Vur kaç abi. Yani taktik bu. Vur kaç. Vur kaç. Yere de düşünce abi büyük balyozu al. Kafaya geçirme çalış. Bazen olmuyor işte. Iska geçiyor. Bak. Aha, vallahi tokadı yedik. Neyse öldü. Yani bir daha öldü. Zaten ölüydü de. Tekrar öldü. Ya lan kapı da açık. Vallahi iyi. Yayımızı da koyalım. Ve içeri bir göz atalım. Aa ne yok. Yavaş yavaş tabi. Varsa zombi ürkütmeyelim. Çünkü ilk... Aha vallahi sesini duydum. Buralarda var. Burayı bir açayım. Bir yerde mi yatıyor acaba? Aha bak orada dikilmiş ya. Zaten ilk yapacağımız... Allah geliyor dur kaç kaç. Hem de koşa koşa geliyor. Okları tabi unutmayın yani toplayın. Okları oklar saplandığı için yani bazıları kırılıyor attığınız zaman. Aha burada biri olabilir. Bir dakika. Hoş. Ne var? Ne? Dikiş keti. Al abi. Dikiş keti. Lazım olur kesinlikle. Burada bir şey yok. Zaten ev benim ya. Evi ben alacağım şimdi. Burayı döşeyeceğim. Her şeyi ben yapacağım. Ben buradan artık her yere dağılacağım. Sonuçta geliş yerim burası olacak. Sonra inşallah burayı şato gibi bir şey yaparız. Betonlar metonlar falan. Yani yer ortam güzel. Hoşuma gitti. Süper. Vallahi iyi oldu. Şansa bak. Oyuna başladım. Güzel bir yer buldum. Normalde saatlerce arıyorum. Oh kurşun kurşun. Ne bu? Kan torbası. Tamam. Alalım. Şimdi bir bakmam lazım. Yani bir oda yapmam lazım kendime. Bu sandığı yapmam için bir sürü sandık yapacağım için yani bana açık bir oda lazım. Mutfak mesela büyük. Buraya bir şeyler yapabilirim. Neyse sonra bakarız. Önce bir malzemeleri toplayalım. Oo, lan bir de silah verse var ya süper olur ama işte. Neyse. Şimdi daha bismillah yeni başladık. Onun için şimdiden açgözlü olmayalım. Kullan diyor. Neymiş? Haşlanmış et tarifi. Vallahi. Abi süper ya. Ya ben şimdi Almanca'da bir de oynadığım oyunda 9. güne geldim. Yani bu kadar şeyi anca zor buldum. Yani hele bu balyozu 5. günde mi ne buldum? Neyse tamam. Hiç orta konuşmayayım yoksa şansım mansım gider. Hiçbir şey bulamam. Aa bakalım ne var ne yok. Oh yemekler memekler vallahi iyiymiş ya ben sevdim. Hemen zaten doldum da. Bari kahve de olsa diye. Neyse. Tamam abi şuraya hemen bir sandığımızı yapalım. Sanduka. Neredesin? Üretiyoruz abi. Bunları hurdaya çıkar diyor. Çıkaralım abi. Sonuçta sana sandalye kime lazım? Kimseye lazım diye. İyi de buraya bir şey koyamıyorum. Abi şu odunu şuraya bir yer yapayım. Oralara koyarım artık sandıkları. Çünkü şimdi aramaya çıkacağız biraz.
içindeden bütün eşyaları koyayım. Zaten ben onları tekrar yeniden dizeceğim. Alan ikisini vermiş. Kalite 2. Tamam. Bunu da buraya çevirelim. Yatağı şimdi buraya koyacağız. Kağıt. Bu neymiş? Domdom kurşunu. Yok, pompalı tüfek bir şey. Nitrat tozu. Bulanık su. İsimlerini de öğreniyorum. Gerçekten Türkçesini bilmediğim için ben de bakıyorum ne olduğunu yani. Ne? Avize ağacı mı? Buna biz yuka diyoruz. Yuka. Yani Almancası böyle. Yuka. Burada da avize. Yani benim bildiğim avize, tavana asılan avizeler var ya. Onu biliyorum. Şimdi bana birisi dese ki avize ister misin? İstemem derim kardeşim. Ne yapayım ben avizeyi? Ya hayır diyecek hani avize suyu. Yani onu da bilmem. Yani onun suyu da mı çıktı derim. Okmak lazım bir dakika. Bir dakika. Yemek burada kalsın. Suyumuz da burada kalsın. Hurda parçaları da burada kalsın. Demir parçaları da meşalede. Şu ne ya? Alana el koyma bloku. Yani biri geliyor usta. Vallahi biri buralarda. Ha dur şu yatağı da bir yere koyayım. Yatak odasına koyayım. Burada. Tamamdır. Kapıyı da kapat. Hayır eyvallah. Ne oldu? Kokumu mu aldınız? Ne yaptınız anasak? Evet. Nereye gidelim ya? Sağ sol. Yukarı aşağı. Bakayım. Abi biz ana yola çıkalım. Ne varsa ana yolda var. Evet, şimdi malzeme toplama zamanı. Bir önce bir kendimizi ayakkabı falan hepsini daha bulmamız lazım. Bir de koşarken de dikkat edelim. Yani kurt köpekleri var. Bunun ayısı var. Vallahi yani gerçekten çok tehlikeli. Böyle çok oldu. Ayının koynuna koştuğum anda. Yani görmedim ya. Bazen uzun yani çabuk koşuyorsun. Hatta gece çok zor oluyor. Yani şimdi çok malzemen olmadığı için evde çalışamıyorsun. Ne yapıyorsun? Mecbur dışarı çıkıyorsun malzeme toplamaya. Gece olduğu zaman şimdi oyun da zor olduğu için zombiler koşuyor. Koşunca ne oluyor? Onlar senden hızlı koşuyor. Yani şansın kalmıyor yani. Orada gerçekten çok dikkatli olman lazım. Zaten silah bulamazsam çıkacağımı zannetmiyorum dışarı. Ulan tavşanı da vurmak ne zormuş ya. Yani. Hele okla. Taş maş ne varsa toplayalım. Evet şimdilik şöyle bir gidelim bakalım. İleride ne var ne yok. Belki bir şehir falan buluruz. Oralarda takılırım. Arabalardan da bazen güzel şeyler çıkıyor. Bak, aha taş kürek bulduk. Ağrı kesici, süper. Gerçekten harika. Yani hoşuma gitti. Yani başlangıç olarak iyi başladık ve bu en güzel oldu çünkü şehir bulduk. Ne çabuk. Ve başlayalım ama kuş tüyü bulmam lazım. Çok acil çünkü yaptığım oklar bana yetmeyecek. En az şöyle bir 40-50 tane ok yapmam lazım. Çöp yontusu. Bunu zaten direkt oraya çeviriyorum. Hiç uğraşmıyorum. Yani çantada yer kaplamasın. Zaten sınırlı bir taşıma gücümüz var. Onu zaten sınıf atladıkça, şimdi ben sınıf atlamak diyorum. Ama doğrusunu öğrenirim. Oraya işte bir puan falan veririm ben. Onları yavaş yavaş açmaya çalışırım. Ama öncelikle benim için önemli olan, bakayım size söyleyeyim şunu şuradan. Bu talihli yağmacıymış ismi. Yani, benim ilk işim bunu yükseltmek çünkü yani ganimetler yani bulduğum ganimetler kalitesi yüksek olsun. Başta gerçekten çok işe yarayabilir. Hatta iyi silahlar bulabilmeye de yardımcı olabilir. Bakın orada bir tane herhalde yok bu taşmış ben kurt zannettim. Abi ben korkuyorum yani bazen gerçekten yani refleksen dolayı. Abi bu ne ya? Bayağı bir korumuşlar evi. Yani gerçekten şu an girmeye korkuyorum. Onun için önce bir ağzıma layık bir yani baş edebileceğim bir ev bulayım. Yani ufak olsun böyle büyük evler çok mahsurlu oluyor işte bir şeyler. Yani çok zombi oluyor kardeşim işte.
Kaç saattir yoldayım, hala kuş tüyü bulamadım. Allah ya, her yer zombi dolu. Yani garip bir tecrübe gerçekten. Devamlı Almanca öğrendiğin için şimdi Türkçe konuşmak ve dikkat etmek, yani Almanca'ya da kaçmamak. Biraz zorlanacağım ama dediğim gibi gerçekten. Yani ben çok seviniyorum. Benim için. Çünkü böyle hem Türkçemi iyileştiriyorum, hem de yeni bir tecrübe edinmiş oluyorum. Böyle tam dişime göre. Ama bu da büyük. Ya yok mu ok falan? Nasıl yapacağız? 8 tane bulmuşum. Yetmez ki bu. Bunu favoriye ekleyelim. Ondan sonra ok değil de taş ok. Onu da favoriye ekleyelim. Çünkü bunlar devamlı lazım olan şeyler. Bunlar hep elinizin ayağın altında olması lazım. Hani belli zamanda çok ihtiyacın olacak. Yani okunuz kalmayacak. İşte üretmeye çalışacaksınız. 2 saat menüden aramayacaksınız. Bu ne? Mezar kazıcı modu şeması. Bak, şemaymış ismi ya. Geçen onu arkadaşa konuştum. Lan ya, hani onun Türkçesi ne diyorduk? Biz resep diyoruz. Lan onun Türkçesi ne? Ya kimse bir şey söyleyemedi. Öyle birbirimize aval aval baktık. Tamam ya, kullan ya. Şema dedi. İsim olarak bir de Sema var. Bir de Selma. O da var. Peki. Fazla gevezelik yapmayalım. Bakalım. Fabrikaya benziyor. Fabrikayı kapat. Kaybol. Hiç bakma böyle. Özür dilerim. Değil miydin?